Bu eğitim videomuzda çatısı ve zeminde kar kaplı ev modellemesi yapacağız. A ile sahnemdeki her şeyi seçiyorum. X deyip DLT ile siliyorum. Shift A diyerek plane nesnesini ekliyorum. Tabla edit moda geçiyorum. Extrude diyerek Z ekseninde extrude işlemi yapıyorum. Bir daha extrude işlemi yapıyorum. Sol tıkla onaylıyorum. S diyerek X ekseninde boyutlandırıyorum. Şimdi 3 ile 100 seçim moduna geçiyorum. Shift'e basılı tutarak şu yüzleri seçiyorum. Shift D deyip kopyasını çıkarıyorum. Sağ tıkla olduğu yere bırakıyorum kopyayı. P diyorum. Selection diyerek seçilebilir bir nesne olarak buraya geliyor. Tabla obje moda dönüp onu seçip tabla yine edit moda geçiyorum. Şimdi A ile yine yüzlerimin hepsini seçiyorum. Alt extrude diyorum bu sefer. Ve yüzlerin normalleri boyunca extrude işlemi yapıyorum. Bu şekilde hafif bir kalınlık verdikten sonra sol tıkla onaylıyorum. A ile hepsini seçiyorum. S deyip biraz büyütüyorum bunu. Şöyle bir bakayım. Sonra G ve Z diyerek aşağıya indiriyorum. G, Z diyorum. Biraz daha indirebilirim. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi üstteki yüzümü seçiyorum. Shift D diyerek kopyasını olduğu yere sağ tıkla bırakıyorum. P diyerek bunu seçilebilir bir nesne olarak buraya aktardım. Tabla obje moda dönüyorum. Onu seçtikten sonra böyle hatta buradan seçeyim. Tabla düzenleme moduna edit moda geçiyorum. Ve extrude deyip biraz kalınlık veriyorum buna. A ile hepsini seçiyorum. S diyorum. X diyorum. X ekseninde boyutlandırıyorum. Şimdi ön yüzü seçiyorum. S deyip burayı inceltiyorum. G ve Z diyerek aşağıya çekiyorum. Şu arka yüzü de seçiyorum. G deyip Y ekseni boyunca uzatma işlemi yapıyorum. Biraz geri çekeyim. Şimdi obje moda dönüyorum. Evi seçtikten sonra tabla edit moda geçiyorum. Yine alttaki yüzü seçip bunu da şöyle bakayım. S deyip içeriye doğru boyutlandırıyorum. Şimdi tabla obje moda geçiyorum. Aile hepsini seçiyorum. S diyorum. Shift Z diyerek Z ekseni hariç diğer eksenleri kilitliyorum ve biraz büyütme işlemi yapıyorum. Evet, görünüm bu şekilde. Yeni görünümümüz. Şimdi tek bir tanesini seçiyorum. Ön taraftayım. Tabla edit moda geçiyorum. Şu yüzü seçtikten sonra Shift D deyip kopyasını çıkarıyorum. S diyerek küçültme işlemi yapıyorum bu yüzü. Yeterince küçülttükten sonra 2 ile kenar seçim moduna geçiyorum. Şu alttaki kenarı seçtikten sonra GG diyorum. Bir slide üzerinde yani bir kenar üzerinde hareket ettiriyorum. Ve sınırları açmak için de C'ye basıyorum. Sınır açıldı. Aşağıya doğru zemine yerleştiğinde bırakıyorum. Şimdi 3 ile 100 seçim moduna dönüyorum. Şu üstteki yüzümü seçiyorum. Extrude deyip biraz kalınlık veriyorum buna. Daha sonra tabii alttaki yüzü de silmek istiyorum. İşim yok. Hatta G ve Z diyerek biraz zemine sıfırlayayım. X deyip Faces diyerek zemindeki yüzü sildim. Şimdi yine yüzümü seçiyorum. Yüzümü seçtikten sonra Insert diyorum. Şu alt taraftaki yeri zemine sıfır olmasını istediğim için sınırı açıyorum B'ye basarak. Zeminde şu şekilde yapıyorum. Daha sonra Extrude ederek içeri doğru hüküm veriyorum. Altta yeni bir yüzümüz oluştu. Hatta yaklaşayım yukarı taraftan. Onu da X ve Faces diyerek siliyorum. Şöyle şu yan yüzü seçiyorum. Hafiften bir Extrude işlemi yapıyorum. Sonra bu öndeki yüzü seçip yine Extrude işlemi yapıyorum. Alt Z'ye basarak şunu açmış oluyorum. Hani kısa yolu bu. Alt Z. Bir ile vertex seçim modundayım. Soldan veya sağdan görünüme geçeyim. Numpad'den 3'e basıyorum. Sağdan görünüme geçtim. G ve Z diyerek yukarıya doğru zemine sıfır olacak şekilde ilerletiyorum. Hatta şuradakileri de G ve Z diyerek zemine sıfır yerleştirebilirim. Şurada bir iki tane daha var. Bunu çeksem yeterli olacak. Şöyle yerleştirdim zemine sıfır olarak. Alt Z ile tel frame moddan çıktım. Yani solid moda döndüm yeniden. Böyle baktığımızda kabımızın üst tarafı daha uzun. Bunun için bu tarafı daraltıp bu tarafı biraz uzatalım. Yine 3 ile geçelim. Yönümüzü sağdan görünüme geçtik. Alt D ile tel frame açalım. Yoksa arkadaki vertexleri bazen seçmediği oluyor. G diyorum. Taşıma işlemi yapıyorum. Burayı bayağı inceltiyorum. Tamam bu şekilde uyar buraya. Bunu da biraz yükseltebiliriz. Yine 3 ile görünümü değiştiririm. G diyorum. Şöyle taşıyorum. Alt D diyeyim. Evet bu şekilde olabilir. Şimdi bunu yine bu modelimizden ayrı bir nesne olarak seçmek istiyorum. L ile seçtim bunu. P ile selection deyip seçilebilir bir nesne olarak buraya getirdim. Tabla obje moduna döndüm. Hatta buna kapı diyelim. Kapı. Bunu seçelim. Ev. Bunu seçelim. Çatı. Diğeri. Çatının üstündeki kolon diyelim. Tamamdır. İsimlendirmelerini de yaptık. Artık her şey net olsun. Şimdi pencere yapacağım. Bunu seçip tabla edit moda geçiyorum. 3 ile 100 seçim moduna yüzümü seçtim. Shift D dedim. Kopyasını çıkardım olduğu yere. S deyip biraz küçültüyorum bunu. Şu boyutlarda bir pencere olabilir. Sağ tık. Subdivide diyerek 4 parçaya böldüm. Hepsi seçiliyken Extrude diyerek Extrude işlemi yapıyorum. Kalınlık veriyorum. Üstteki yüzlerim seçili. Insert diyorum. Şu an tabii faremi biraz uzakta tutayım. Insert diyorum. İçeriye doğru tek bir merkezden veriyor. Biz hepsinin bireysel olmasını istiyoruz. Tekrar i'ye bastığımda bireysel olarak merkez hepsini ayrı ayrı insert işlemi yapıyor. Tıklıyorum sol. Şimdi içeriye doğru da çökertelim. Extrude işlemi yapıyorum. Şöyle. Tamam. Şimdi şu yüzleri seçerek biraz inceltelim. Birbirine yaklaştıralım. S diyorum. Ve Y ekseni yeşil eklenimiz. Y diyerek birbirine yaklaştırıyorum. Böyle inceltmiş oluyorum. Hatta bunları da Z eksenine göre Shift'e basılı tutup seçip hepsini S deyip Z eksenine göre de inceltebiliriz. Evet bu şekilde yapmış olduk. Bunu da ayrı nesne yapmak için bir tane noktasını seçiyorum. L'ye basıyorum. Hepsini seçtim. Linkledim. P'ye bastım ve Selection deyip seçilebilir nesne olarak yeni ev 1 diye oluştu. Ve bu seçili nesneyi tabla obje moda döneyim.
ismini değiştireyim pencere diye. Şimdi nesnemin Shift D ile kopyasını çıkarıyorum. Sağ tıkla bırakıyorum. Rotate deyip Z eksenine göre 180 derece döndürürsem karşı taraftaki duvara yapışmış olacak. Evet. Bu şekilde karşı taraftaki duvara yapıştı. Şimdi şu noktaya yuvarlak bir pencere eklemek istiyorum. Onun için 1 ile önden görünümü geçtim. Numpad'den 1'e bastım. Öncelikle Shift'e basılı tutup sağ tıkla ekleyeceğim yere 3D cursor'umu getiriyorum. Shift ve sağ tıkla. Shift A diyorum ve oraya circle ekliyorum. Şuradan ek ayarları açıyorum. Buradan hizalamayı görünüme göre yaptığımda direkt dönmüş oluyor silindirim. Ve vertex sayısını yani köşe sayısını 8'e indiriyorum. Buradan yarıçapı da değiştirelim, küçültelim. Bölgemize göre uygun bir şekilde. 0.2 veya biraz daha büyütebiliriz. 0.25 yapalım. Tabla edit moda geçiyorum. 1 ile edge seçim modundayım. Extrude diyorum. Uzatıyor gördüğünüz gibi. Sağ tıkla olduğu yere bıraktım extrude'u. S diyerek içeriye doğru boyutlandırdım. A ile hepsini seçiyorum. Extrude diyerek dışarıya doğru kalınlık verebiliriz. Evet bu şekilde kalınlık verdik. Şimdi ortaya bir adet küp ekleyelim. Shift A diyorum. Küpe ekliyorum. Tabii çok büyük geldi. Bunu S deyip küçültüyorum. Bayağı bir küçülteyim. Tamam. 3 ile yüz seçim moduna geçiyorum. Şu üstteki yüzleri Shift'e basılı tutarak tüm yüzleri seçiyorum. Alttaki yüzleri seçiyorum etraftaki. Alt extrude diyorum. Ve bireysel merkezlerden tek tek olarak yüzleri uzatıyorum. Tabii dışarıya doğru. Şöyle bir uzatma işlemi yapıyorum. Bırakıyorum sol tıkla. Ve L ile onu seçsem G ve Y diyerek öne doğru çıkarayım. Tamamdır işlemimiz. Şimdi tablo obje moduna döndüm. Şu nesnelerimi tek tek seçeyim. Shift'e basılı tutup. Bunları yandan görünümde 3'e bastım. Alt Z'ye basarak tel frame görünüme geçtim. 1 ile tabla edit moduna geçeyim. 1 ile vertex seçim moduna geçtim. Şurayı seçtikten sonra rotate deyip biraz düzenleme yapıyorum. Şöyle döndürerek şu tarafı seçiyorum. Rotate diyorum. Burayı da döndürerek düzleştirmeye çalışıyorum. Şöyle şu açıyı yakalamak için tablo obje moduna dönüyorum. Alt Z ile görünümü değiştiriyorum. Bakıyorum evet gayet güzel ve hoş gözüküyor. Tabii burada dönmesi lazım. Rotate diyorum. Şöyle hafiften bir döndürme işlemi yaparak zemine sıfır yerleştiriyorum. Şimdi baca yapalım. Baca için şu nesnemi seçiyorum çatımı. Tabla edit moduna geçiyorum. 3 ile yüz seçim modundayım. Şu yüzü seçtim. Shift D deyip kopyasını çıkarıyorum. Sağ tıkla olduğu yere bırakıyorum. S deyip küçültüyorum bunu. Küçültme işlemimi yaptım. Ve virgüle basarak global yani 3D dünya içindeki halden normaller boyunca hale çekiyorum. Ve G diyorum. Y diyorum. Y ekseninde. G diyorum. X diyorum. X ekseninde taşıma işlemi yapıyorum. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Normaller boyunca çektiğim için. Normalde global olsaydı G X dediğimde gördüğünüz gibi içinden geçiyordu. Bunun için burayı değiştirmiş oluyoruz. Extrude işlemi yapıyorum ama bunu iptal ediyorum sağ tıkla. G ve Z diyerek Z ekseni boyunca ilerletiyorum. Şimdi düz yapmak için S'ye basıyorum. Z eksenine kilitleyip sıfır yaparak düzlüyorum burayı. A ile hepsini seçiyorum. Tabii A ile değil L ile seçiyorum. S deyip Y ekseninde şöyle biraz daraltıyorum bunu. Şimdi üst bölmeyi seçiyorum. Extrude diyorum sağ tıkla bırakıyorum ve S deyip biraz boyutlandırıyorum. Extrude diyorum biraz kalınlık veriyorum. Insert diyorum iç yüz oluşturuyorum. Yine extrude diyorum aşağıya doğru kalınlık veriyorum. S diyerek içeri doğru boyutlandırıyorum biraz. Şurası gözükmesin. S deyip biraz daha yaptım. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi L'ye basıp seçiyorum. P'ye basıyorum. Seçilebilir nesne haline getiriyorum. Ve bunu da tabla edit moddan obje moda geçiyorum. İsmini de baca olarak değiştiriyorum. Evet. Bu da bacamız oldu artık. Şu circle dediğimiz yuvarlak camımızdı. Daire cam diyelim. Simlendirelim. Şimdi obje moddayken bu nesneleri büyütme küçültme yaptığımızda ölçekleri değişiyor. Gördüğünüz gibi bakın çatının ölçeği 1 olması gerekirken ölçekler değişmiş. Bunun için onaylamamız lazım ölçeklerini. Hepsini seçiyorum. Malzemelerimin hepsini seçtikten sonra Ctrl A diyorum. Ve Scale diyerek ölçeklerini onaylıyorum. Hepsinin artık 1 oldu ölçeklendirmesi. Bunu edit modda herhangi bir işlem yaptığımızda bu ölçek değişmiyor ama burada herhangi bir büyütme küçültme işlemi yaptığımızda ölçekler burada değişiyor ve bazen de hatalara sebep oluyor. Bu yüzden ölçeklerini şu camlara bakalım. Camlara da Ctrl A yapalım. Scale diyorum. Ctrl A. Evet. Bu şekilde ölçekledik hepsini. Şimdi bunları artık aim modifier'a verebiliriz. Herhangi bir hata olmaz artık. Modifier'lar kısmına geliyorum. Buradan bevel modifier'ını aktiveliyorum. Segment sayısını 2'ye çıkarıyorum. Ve aim'ini artık kendimiz elimizle ayarlayabiliriz. Uzaktan az gözüküyor. Biraz daha arttıralım. Tamamdır. Bu yeterli. Şimdi diğerlerine de aynı şekilde aim vermek istiyorum. Tek tek hepsini seçiyorum. Bir kere de hepsine aynı aim'i vereceğim. Her şeyi seçtikten sonra en son ilk modifier atadığımız şeyi de shift ile seçiyorum. Farklı bir renkle seçildi. Ctrl L diyerek bunun modifier'ını copy modifier diyerek diğerlerine kopyalıyorum modifier'ı. Gördüğünüz gibi hemen aim'ler hepsine geldi. Tek tek bakalım isterseniz. Aynı şekilde hepsinde aynı değerlerde aim'e sahip oldular. Şimdi fazla geldiğini düşündüğümüz şeyleri tek tek değiştirebiliriz. Hani aim boyutlarına göre fazla geldiğini düşünüyorsanız buradan tek tek düşürebilirsiniz. Evet bacayı da biraz düşürelim. Çok fazla değişim olmuş bunda. Bunu bayağı 15'e çekebiliriz. Yani gayet güzel. Yeterli herhalde.
Diğerlerin eğimi gayet güzel bir şekilde duruyor. Tamamdır. A ile hepsini seçiyorum. Çift D diyorum. Bunların kopyasını çıkarıyorum. Saatlik olduğu yere bırakıyorum. S ile küçültüyorum. İkinci yaptığımızı. G deyip Y ile de öne doğru taşıyorum. Şu bacayı, pencereyi, Shift'e basılı tutarak bacayı, pencereyi seçiyorum hepsini. Şu kapıyı da seçiyorum. X deyip delete diyerek siliyorum. Şimdi artık bunları seçeyim. G ve Y diyerek geriye doğru içeriye yerleştireyim. Bu şekilde. Sonra G ve Z diyerek aşağıya doğru indirebilirim. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. A ile hepsini seçiyorum. M deyip yeni bir koleksiyon oluşturuyorum. Yani yeni bir grup gibi bir şey düşünebilirsiniz. Buna da ev koleksiyonu ismini veriyorum ve ok diyerek onaylıyorum. Şurada ev koleksiyonu kapattığımda hepsi artık görünmez olabiliyor. Tek bir koleksiyon içinde. Şuradaki 3D cursor'umuz artık kendi dünyanın merkezine gidebilir. Shift S diyorum. Cursor to dünyanın orijine git. Orijine geldi. Şimdi zeminimizi ekleyelim. Shift A diyorum. Mesh nesnelerinden bir elime ekliyorum. Tabla edit moda geçiyorum. S deyip 3 kat büyütüyorum 3'e basıp. Enter'e bastım, onayladım. Sağ tıkla saptivasyon işlemi yapıyorum. Bir kere yaptı şu an. Biz bunu detaylandıracağız ki sonra kar desenleri yaparken seçim yapmamız kolay olsun. 25 yapıyorum. Enter diyorum. 25 parça bölündüğünü görebilirsiniz. 25 dikeyde 25 yatayda olmak üzere. Şöyle görelim. 1 ile köşe seçim moduna geçtim. Extrude diyorum. Aşağıya doğru kalınlık veriyorum. Bu kalınlığı şimdilik gizliyorum. Sonra açarım. He diyorum. Gizledim. Şöyle sahnemi şu konuma alayım. Orantılı aracımı alıyorum. Şuradan bir verteximin birini seçeyim. G diyeyim. Taşıma işlemi yapacağım ama orantı aracımı biraz şöyle hafiften yaptıktan sonra sol tıkla bırakıyorum. Şuralardan da birer tane G deyip şöyle etki alanını da arttırarak dalgalı bir hal aldırıyorum. Şuradan da bir tane seçeyim. G diyeyim, orayı da kaldırayım hafiften. Bu şekilde dalgalandırdım. Şimdi buradan random seçeneğimi seçeyim. Biraz da random olarak taşıma işlemi yapalım. Şöyle etki alanını arttırayım. Buradan seçeyim. Şöyle random olarak da şuraya da bir tane yaparsam ortamı biraz dalgalandırmış gibi olacağım. G diyorum. Evet, bu şekilde ortamı oluşturdum şu an. Şimdi orantılı aracımdan çıkayım. Alt gizlediğimiz yeri Alt H ile açıyoruz. Tablo obje moda dönelim. Şuralarda pürüzlülük var. Bunların düz olması için şurada da var hafiften pürüzlülük. Bunların düz olmasını istiyorum. Tablo edit moda geçtim. Şurayı Alt'la seçiyorum. Şöyle enlemesini seçiyorum. Seçtikten sonra şu x eksenine göre ileri gerisini sıfırlamam lazım. S diyorum. X ekseni diyorum. Sıfır diyorum. Şu an ileri gerisi sıfır oldu. Şurada da vardı galiba. Her tarafı aynı şekilde. Burası da Y ekseni. Alta basılı tutarak seçiyorum. Şöyle ortasından seçtik mi? Burayı seçtim. S diyorum. Y eksenini kilitliyorum bu sefer. Sıfır deyip o ekseni de ayarladım. Şimdi buradan da alta basılı tutarak burayı seçtim. Yine x ekseni S x diyoruz. Sıfır diyerek ileri gerisini sıfırlıyorum. Burayı seçiyorum. S diyorum. Y diyerek sıfırlıyorum. Enter diyorum. Şimdi tablo obje moduna döndüğümde o pürüzlerin gittiğini görebiliriz. Artık dümdüz bir hal aldı. Bakın herhangi bir pürüz yok. Sahnemize görüş açısı ayarlayalım şöyle. Şu şekilde görüş açımı ayarladım. Ayarladıktan sonra kamera ekleyeceğim. CTRL Alt ve 0'la tabii Shift A diyorum öncelikle. Obje moddayken kamerayı silmiştik en başta. Kamerayı ekliyorum. Kamera geldi. CTRL Alt 0 dediğimde görüş açıma geldi. Şimdi kamerayı View'den Camera to View'yi aktif ettiğimizde şöyle ileri geri CTRL'ye basılı tutup mouse'un orta tuşuna da bastığımızda girebiliyoruz. Sağa sola gitmek için de Shift'e basıp şöyle sağa sola gidebiliyoruz yine orta tuşla. Öncelikle çözünürlük ayarları yaparım. 1080'e 1080 yapalım. 1080'e 1080 yaklaşalım artık. Şöyle. Tamamdır, bu şekilde konumlandırmış olduk. Camera to view'i kapa diyorum. Şimdi evi gizleyelim artık. Etrafa biraz da ağaç eklemeye başlayalım. Ağaçları ekleyebilmemiz için öncelikle eklentimizi aktif edelim. Edit kısmına geliyorum. Preferences kısmından şöyle geleyim. Tree araması yapıyoruz. Arama butonuna addonlardan. Aramaya tree yazıyoruz, ağaç. Sonra buradan tıklayarak addonumuzu aktif hale getiriyoruz. Çarpı diyerek addondan çıkabiliriz. Şimdi eklemek için Shift A'ya basıyorum. Curve içinden sapling treeGen diyorum. Ve ağacı ekliyorum. Burada hemen açılır menü geldi. Buradan ayarları yapacağız. Otomatik olarak load preset geldi. Biz buna small pin seçeneğine tıklıyoruz. Ağacımızın dalları azalıyor. Level yani eğim çözünürlüğünü de sıfıra indirebiliriz. Buradan eğri çözünürlüğünü de düşürelim. 1'e kadar düşürebiliriz. Burada random seed'i arttırırsak farklı varyasyonlar elde edebiliyoruz. Buradan geometri kısmından branch splitting kısmına tıkladığımızda dal ayırma demek. Level sayısını 3'e arttırdığımızda dallar farklı şekilde ayrılıyor. Yeni dallar oluşuyor uçlardan. Yaprak ekleyelim. Yaprak eklemek için de buradan leaves yani yaprakları seçiyorum. Yaprak sayısını 100'e indiriyorum. Ve göster diyorum, yaprakları göster dediğimde sahnemde yapraklar gözüküyor. Şimdi ağacı seçelim. G diyelim ve Shift Z diyerek sadece X ve Y ekseninde oynatma işlemi yapalım. Şöyle şuraya getiriyorum. Evi açıyorum. Konumu gayet güzel oldu.
Alt D ile kopyalama işlemi yapacağım bunu. Linkli olarak kopyalayacak. Ana malzemeye herhangi bir materyal atadığımızda diğer kopyalara da otomatik olarak aynı malzeme atanmış olacak. Bu yüzden Alt D'yi kullanarak kopyalıyorum. Shift Z diyorum. Sadece X ve Y ekseninde hareket ediyoruz. Bu sayede. Yani Z eksenini kilitliyoruz. Z eksenini hareket ettirmiyoruz. S diyerek küçültüyorum. Şöyle evin önünü kapatmayacak şekilde küçültme işlemi yapıyorum. Bunu biraz daha eve yaklaştırabiliriz. G diyorum. Shift Z diyorum. Ve eve yakın bir konuma yerleştiriyorum. Alt D diyerek Shift Z diyerek yine buraya arka tarafa yerleştiriyorum. S diyerek bunu tabii biraz da büyütüyorum. Şöyle bir bakayım. G diyorum. Shift Z diyorum. Şöyle şu konumda yerleştirdim. Sıfırla kameramın içine tekrar gelebilirim. Şimdi sahnemize kar ekleyeceğiz. Kar içinde bir addonumuz var. Onun için yine Edit menüsüne gidiyorum. Preferences içinden Real Snow yazıyorum. Hemen geldi. Eklentimiz bu. Hemen küçük tik işaretine tıklıyorum. Eklentimiz aktif oldu. Çarpıyla menüden çıkıyorum. Şimdi zeminimizi seçtikten sonra buraya kar eklemesini için eklentimizin sayfasına geliyorum. Burası açık değilse siz de N'ye basarak yan sekmeyi açabilirsiniz. Ayarlarımızı yapalım. Burayı %90'a çekeyim. Burayı da %10'a kadar çekebiliriz. Çektikten sonra bunu Add Snow dediğimizde tamamen içini her tarafını doldurmasını istemiyoruz karla. Seçili yüzlere eklemesini istiyoruz. Bunun için Tabla Edit moda geçiyorum. 3 ile 100 seçim moduna geçip C'ye basıp seçim yapıyorum. Mesela şurayı seçtim. Tabla Obje moda sağ tıkla onaylıyorum seçimi. Tabla Obje moda gidiyorum. Add Snow diyorum. Eklememize rağmen burada göremedik. Bunun sebebi büyük ihtimalle yüzlerimiz ters. Hemen bakalım yüzlerimizin görünümüne. Face şu sekmeden şuradan açıyorum. Face Orientation. Bakın kırmızı gördüğümüz yerler ters demektir. Bunu istemiyoruz biz tabii ki. Hemen Face Orientation'ı kapatıyorum. Eklemiştik burada karı. Hemen Ctrl Z ile geri alıyorum. İşlemim geri alındı. Tabla Edit moda geçiyorum. Ayla tüm yüzleri seçtikten sonra Alt N diyorum ve Flip diyerek normalleri tersine çeviriyorum seçili bölgeyi. Hemen şu an açalım hatta Face Orientation'ı. Boş bir yere tıklayalım. Ayla seçelim tekrar olmamış. Alt N deyip Flip deyip bakın hemen çevrildi. Düzeldi. Burada da var ama orada herhangi bir işlem yapmayacağımız için ya da onu da çevirebiliriz. Tabla Obje moda geçtim. Aldım onu. Tabla yine Edit moda geçtim. A ile hepsini seçiyorum. Alt N diyorum ve Flip diyerek döndürüyorum yüzlerini. L ile içeridekileri seçeyim. Onları da Alt N diyerek Flip diyerek döndüreyim. Şu an Tabla Obje moda dönebiliriz artık. Face Orientation'ı kapatıyorum. Seçim yapmıştık. Hepsi seçili şu an. C ile seçim yapalım şuradan. Bir kısım yer seçelim. Shift'e basılı tuttuğunuzda fazlalık seçiminiz. Mesela kaldırabilirsiniz. Şöyle bir seçim yaptım. Sağ tıkla onaylıyorum seçimi. Tabla Obje moda dönüyorum. Ayarlarımızı yaptık. Add Snow dediğimizde gördüğünüz gibi kar tabakası geldi hemen. Şimdi biraz daha ekleyelim tabii. Sadece şu köşede olmasın. Tabla Edit moda geçiyorum. 7 ile üstten görünüme geçeyim. Daha rahat seçim yapayım. Şöyle ortalayayım ekranımı. C ile seçim aracımı alıyorum. Farenin orta tekerleğiyle küçültebilirsiniz. Şöyle seçim yapıyorum. Shift'e basılı tutarak seçim kaldırabilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz yerlerden. Tamamdır. Seçim yaptım. Şurada seçimlerimiz vardı. Onları hemen kaldıralım. Oraya tekrar atmasın. Sağ tıkla onayladım. Şöyle bakayım. Kenarları seçmişim diye. Tamam, kenarlardan da seçilen yer yok. Şuradaki boşluğa atalım mı? Şuraya da atalım isterseniz. C'ye basıyorum. Şuraya da biraz seçim yaptım. Sağ tıkla onayladım. Tamamdır. Şimdi obje moda dönüyorum. Add Snow diyorum. Seçili kısımlara ekliyorum. Ve evet, seçili kısımlara kar tabakalarımız geldi. Biz eklentimizi de tek tuşla bu işlemleri yaptık. Arka planda tabii eklentimiz bizim için değiştirici atıyor. İsterseniz hemen buradan Modifier kısmına kar bloklarından birini seçtiğimde iki tane otomatik olarak değiştiricinin geldiği, biri Subdivision, biri de Decimate geldiğini görebiliriz. Poligon sayısını azaltmak için Subdivision Modifier'ını kaldırabiliriz. Herhangi bir fazla etkisi yok zaten. Şu diğer karları seçelim. Çok fazla yormasın. Alt bölümleri ayırıyor sonuçta. Tamamdır. Subdivision'ları kaldırdım. Şimdi çatımıza ekleyeceğiz. Çatımızı ekleyebilmek için bu modifier'ın şu an kapalı olması lazım. Bu modifier açıkken, yani aim modifier açıkken ekleyemiyor çatıya. Tabla edit moda geçiyorum. Şu iki yüzü seçiyorum shift'le. Tabla yine obje moda geliyorum ve add snow diyerek eklemesini bekliyorum. Evet, kar zeminimiz eklendi, kar eklendi. Bundan da subdivision'u kaldırıyorum. Şimdi diğer çatımı seçiyorum. Diğer çatım içeriye doğru çok uzun. İçeride kar olmasına gerek yok. Bunun için Ctrl R ile tabla edit moda geçiyorum. Ctrl R ile İkine lookat atıyorum. Şöyle lookat'ı dışarı hattından çıkarabiliriz. Attıktan sonra şu 3 ile 100 seçim modunda şu yüzle şeyde basıyorum. Şu yüzü seçiyorum yine. Tabla obje moda dönüyorum. Bevel değiştireceğimi şu anlık kapatıyorum. Add Snow diyorum. Ekliyorum. Ve buradan Subdivision modifier'ını çarpılayıp kapatıyorum. Şimdi pencerelerimin üstüne ekleyeyim. Bevel'ı kapatayım şimdilik. Tabla edit moda geçiyorum. Shift ile şu 2 yüzü seçiyorum. Tabla obje moda geçip Add Snow diyorum. Ekledim. Subdivision'ı kapatıyorum. Üste geliyorum. Şunu seçiyorum. Ve Bevel değiştiricisini kapatıyorum. Tabla Edit moda geçtim. Shift ile şu 300'ü, 400'ü seçiyorum. Tabla Obje moda dönüyorum. Add Snow diyorum. Subdivision'ı kaldırıyorum. Bunu seçtim. Bevel'ı kapattım. Tabla Edit moda geçtim. Üst yüzü seçtim. Tabla Obje moda geçtim. Add Snow dedim. Subdivision'ı yeniden kaldırdım. Şuradaki cama da ekleyelim bir tane. Bevel'ı kapatayım.
Shift'le ikisini seçtim. Tabla Object Mode'a geçtim. Add Snow dedim. Ekledim. Subtitles kaldırdım. Şurayı seçeyim. Yine buna Tabla Add Mode'a geçtim. Kapatayım. Ctrl R ile bir tane Lookout atayım. Ve buraya yerleştireyim. 3 ile 100 seçim olarak geçeyim. Seçtiğinden sonra Tabla Object Mode Add Snow dedim. Çarpı diyorum. Modifier'ı kapattım. Subtivasyonu. Evet. Şunlar zaten altta kalıyor. Şu kapılara yapabiliriz. Şu kapıyı seçeyim. Tabla Add Mode'a geçtim. Level değiştiricimi kapattım. Şu üst kısmı seçeyim. Burası çatıdan korunuyor gibi. Hatta hepsini seçebilirim. Seçtim. Tabla Object Mode'a döneyim. Add Snow dedim. Subtivasyonu kapattım. Evet, bu şekilde gayet güzel. Şimdi artık bu level değiştiricisini kapattığımız kapıdır. Onları geri açalım. Onları unutmayalım. Şu çatımı açayım. Bunu açıyorum. Başka pencerelerim vardı. Şu çatım vardı. Şu üstüm, üst kısım, kolon, pencerem, bacam vardı bir de. Tamamdır, galiba hepsini açtım. Eklediklerimi açtım, kapattıklarımı. Tamamdır. Şimdi artık modelleme işlemimiz bitti. Geriye kalan süreçte ışıklandırma işlemleri yapacağız. Sahnemizi ikiye bölmek için şuraya geldiğimizde artı sembolü çıkıyor. Artı sembolü çıktıktan sonra sol tıka basıyorum ve sürüklüyorum. Bu şekilde sürükleme işlemi yaptıktan sonra şöyle bunu küçültüyorum. T ile buradaki sahneyi kapatıyorum. Şu menüleri kapatıyorum. N ile şu yan sekmeyi kapatıyorum. Faremin orta tekerleğini ittirerek şurada materyal görünüm sekmesine geçiyorum. Materyal ön izlemeye. Açılır menüden sahne ışıklarını ve benim ekleyeceğim dünyayı kullanmasını varsayılan Blender dünyasını kullanmasını istemiyorum. Şöyle hemen bunları tıklıyorum. Sahnemi gördüğünüz gibi hemen karardı. Ben artık ışık eklediğimde aydınlanmasını göreceğiz. Şimdi alt bölümden de bir adet daha çıkarıyorum. Tabii bu işaret böyle olmayacak. Sağ tıkla bırakıyorum. Şöyle şuradan bölsem. Bu şekilde bölüyorum sahnemi. Burayı üstten görünümde görmek istiyorum. Bunun için numpad'den 7'ye basıyorum. Ve faremin orta tekerleğiyle biraz geri çekiyorum. Burayı da sağdan veya soldan görünüme geçmek istiyorum. 3'e basarak sağdan görünüme geçiyorum. Shift ve orta tekerlekle aşağıya doğru çekiyorum sahnemi. Burada da istemediğim şeyleri N ile şu yan menüyü kapatabilirim. T ile de şu yan menüyü kapatabilirim. Şimdi buradan dünya özelliklerine gidiyorum. Color'da value değeri sıfırlıyorum. Tamamen karanlık bir görünüme bürünüyor sahnem. Shift A diyerek sahneme bir adet güneş ışığını ekliyorum. Sun diyorum. Gördüğünüz gibi hemen ön izlemede fark ediliyor. Şöyle biraz daha ekranımı küçülteyim. Buradan G diyerek taşıma işlemi yapıyorum. Köşeden vursun istiyorum. Üstten görünümde de şu aradan gelsin G deyip şu araya taşıyorum. Evet, bu şekilde vurmasını istiyorum. Tabii bunu da tam bu araya. Buraya sıfırla kamera açıma geleyim. Işık seçiliyken ışık ayarları sekmesine gidiyorum. Color rengini biraz daha ay ışığıymış gibi mavi tonlara çekiyorum. Şöyle hafif mavi tonlara çekiyorum. Şimdi gücünü biraz azaltabiliriz ışığımızın. 0830 gibi bir değere çektim. Işığım seçiliyken M'ye basıyorum ve bunu Collection sekmesine atıyorum. Collection'ın içine gittim. Ve bu Collection'ın ismini F2 ile değiştiriyorum. Ekstralar yapalım. Ekstralar. Sağ tıkla rengini değiştirebilirsiniz buradan. Mavi olur, yeşil olur. İstediğiniz renkleri verebilirsiniz. Farklı olması açısından. Şöyle kapatayım. Ağaçlarımız boşta bir yere, herhangi bir koleksiyonumuza girmemiş. Şöyle burada önden görünüme geçeyim, yaklaşayım sahneme. Kapımdan ışık saçmasını istiyorum. Tabla Edit Mode'a geçtim. Şu yüzü seçtim. Shift D diyorum, kopyalıyorum. Sağ tıkla bırakıyorum üstüne. P deyip seçilebilir bir nesne haline getirdim. Tabla Edit Mode'a geçiyorum. Üstündeki nesnemi seçtim şu an. Ve ona materyal atama işlemine geçiyorum buradan. New Material diyorum. Materyal türünü Emission diyerek. Bakın hemen parlaklığı görebilirsiniz. Strength değerini arttıracağım. Burada sarı ışık istiyorum ben. Sarı ışık saçmasını evin içinden. Şurada ön izlemede görebilirsiniz. Değeri arttırıyorum. 3300, 3400 gibi bir değer. Şöyle görebiliriz. Şimdi cam yapalım buraya. Hemen yaklaşıyorum. 1 ile görünümümü ona uygun önden görünüme geçtim. Shift ve sağ tıkla cursor'ımı olduğu yere getiriyorum. Shift A diyorum ve bir adet circle nesnesini ekliyorum. Vertex sayısını da 8'e düşürüyorum. Görünüm hemen buradan word değil, hizalamayı görünüm olarak kendime doğru çevrilmesini istiyorum. Radyosunu düşürüyorum. Şöyle düşürdüm. Ve bunu döndürme işlemlerini yapayım. Şu an çok yamuk duruyor. Rotate diyorum. X ekseninde döndürüyorum. Uygun değerler aldığımda G ve Y ekseni diyerek öne doğru çıkarabilirim. Hafiften. Tabla Edit Mode'a geçeyim. A ile hepsini seçtikten sonra F diyeyim, doldurayım yüzleri. Tekrar geleyim bakayım. Gayet güzel bir şekilde. Hatta biraz geri çekebilirim. G diyorum. Y ekseninde biraz geriye çekiyorum. Evet, bu şekilde yerleştirme işlemi yaptım. Şimdi buna da materyal atayalım seçiliyken. Materyal sekmesindeyiz zaten öncekinden de kaldığından.
Sarı materyali aynı şekilde buna da aktaracağım. Burada eskiden eklediğim materyaller burada. Hemen materyal diyerek oraya da sarı bir şekilde ışıklı materyalimizi ekledik. Parlayan materyalimizi. İsmini F2 ile değiştireyim. Circle değil de daire pencere diyelim. M diyelim ve ekstraların içine atalım bunu da. Koleksiyon ekstralar olsun. Gelelim bu pencereye. Yine Shift ve sağ tıklamayla cursor'ımı getiriyorum. Shift A diyorum. Bu sefer plane nesnemi ekleyip rotate deyip Y ekseninde 90 derece döndürüyorum. S deyip küçültüyorum. Şöyle pencereme göre. Onu da rotate ve Y diyerek Y eksenine biraz döndürüyorum. Şu şekilde ayarlama yapıyorum. Tabla edit moduna geçeyim. Bir ile edit seçim moduna şu bölmeyi seçeyim. S deyip birbirinden biraz uzaklaştırayım. Alt bölmeyi de seçeyim. S deyip biraz da birbirine yaklaştırayım. Tabla obje moduna geçeyim. Buna materyalini atayalım. Burada pencerede de görelim değişimi. Biraz daha rotate deyip Y ekseninde döndürebiliriz. Şöyle hafif hafif. Tamam. G ve X diyerek X ekseninde içeri doğru çektiriyorum. Evet, pencerenin bölmeleri de şu an net bir şekilde belli oluyor. Buna da yine pencere 1 diyelim buna. F2 diyorum. Pencere 1. Diğer tarafa da yapacağız. Pencere 2 yapalım ondan. M diyelim yine ekstralarını içine atalım. Şimdi yine buraya bir adet ışık ekleyeyim. Shift A diyorum. Bu sefer point ışığını ekliyorum. Beyaz bir ışık. G ve X diyerek dışarıya doğru hafiften çekiyorum. Penceremin önüne. Işık ayarları sekmesine geleyim. Gücünü düşüreceğim. Bir de ışığın rengini aynı evin içinden çıkan ışığa benzer yapalım. Gücünü de düşürelim. Yere yansıyormuş gibi olsun. 2.4 ideal gibi duruyor. Şimdi bu ışık kaynaklarını çoğaltıp şu aralara da birer tane ışık atalım. Üstten görünüme geçeyim burada. 7 ile üstten görünüme geçeyim. Hemen kapı burada zaten. Shift D diyorum. Kopyaladım. Taşıma işlemi şöyle kapının önüne doğru taşıdım. Şimdi 1 ile önden görünüme geçeyim. Shift D diyeyim. Ve bunu bu sefer de şuraya taşıyayım. 7. 7 ile üstten görünüm. G diyeyim. Biraz daha yaklaştırayım ışığı pencereye. Buradan da görebiliriz. Bunu da kapıya yaklaştırayım. Işıklarımızın güçleri gayet iyi duruyor. Şurayı 3 diyeyim, yandan görünüme geçeyim. G diyeyim, biraz daha taşıyayım şuraya doğru. Şöyle yerleştireyim. Gücünü arttırayım istersen biraz. G deyip biraz öne. Şuraya yakından bakayım. Evet, bu şekilde ayarladım. Şu an arka taraftaki ağaçlarımızın olduğu yerlerde ışıklar az, fazla gözükmüyor. Buralara da ışık ekleyebiliriz. Şöyle şunu ortalayayım. Arka tarafa koyacağım. Shift A diyorum. Bir tane daha point ışığı ekliyorum. G diyorum. Bunu tam şu araya yerleştiriyorum. Gücünü arttırıyorum. Arka tarafın radyusunu da arttırayım. Etki alanı dağılsın. Işığın gücünü biraz daha arttıralım. İşte bakalım nasıl olacak. 130'da bırakayım. Çok aydınlık oldu. Biraz düşüreceğim. 50'ye düşürüyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi evimizi seçelim. Ev seçiliyken yeni materyal ekleyelim. Evimizi hangi renk yapmak istiyorsak o renkleri seçebiliriz. Bacayı seçiyorum. Şu bacayı seçtim. Aynı rengi bacaya da aktardım. Şu küçük evimize de aynı renkleri aktaralım. Tamamdır. Şimdi renklendirmediğimiz ne kaldı? Şu zeminimiz kaldı. Buna da yine kar zemini olduğundan snow materyalini ekleyebiliriz. Şimdi şu ahşap kolonu seçeyim. Ona da bir materyal ekleyeyim. Bunun rengi biraz kahverengi kaçsın. Şöyle kahverengi yapalım. Evet, ona da materyalimizi ekledik. Şimdi sahneye sis eklemek istiyorum. Bunun için öncelikle bir tane küp eklemem lazım. Shift A diyorum. Mesh'ten küpümü ekliyorum. S deyip büyütüyorum. G ve Z diyerek yukarıya doğru taşıma işlemi yapıyorum. Materyal ayarlarına gidiyorum. Bunun materyal linkini disconnect diyorum. Bağlantıyı koparıyorum. Volume seçeneğini açıyorum. Volume scatter seçeneğini aktif hale getiriyorum. Buradan sisin yoğunluk ayarını yapabiliriz. Şöyle sağa sola oynatarak. 0.08 diyelim bakalım. Az mı geldi? Şöyle her tarafı kaplıyor. Sanki az geldi ya. 180 çok fazla olur. Yine de biz 0.80 yapalım. Yoğunluk S ile büyüttüğümde etrafa dağılmış oluyor. Büyüklükle alakalı şuralarda yok ki. Şimdi kameramın içinde ışığım. Seçemiyorum çünkü bu var. Ekstralardan point ışığımı bulmam lazım. Snow'un içine beklemişiz. Bu değil. Ya yani üçüncü ışığım G deyip şöyle şunu buraya taşıyayım. Bunun değerini arttırayım. Radyosu azaltayım. Ay ışığı geliyormuş gibi bir şey yapmaya çalışıyorum orada.
arttırdığında arttırıyoruz. Radyosu kısalım. Evet, radyosu kıstığında tek bir noktadaymış gibi gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet güzel gözüküyor orası. Şu ayarı yaptım şu an. Tabii point 3'ümüzde o. Ayarları bu. Biraz arttırabiliriz. Bu ışığımın olduğu yere bir adet UV şifresini ekleyebilirim. Bunun için Shift S diyorum. Cursor'ımı seçili bölgeye çekiyorum. Shift A diyorum. Ve UV şifre nesnemi ekliyorum. S deyip bunu küçültüyorum. Mümkün olduğunca küçültüyorum. Ve buna New Material diyorum. Materyal de Emission. Dağıtım materyali yapıyorum. S deyip biraz daha küçülteyim. Şöyle. Evet, bu şekilde ayarlamalar da yapabiliriz. Küpümüzün görüntü alanı, görüntüsünü değiştirelim. Yani 3D dünyadaki görüntüsünü değiştireceğiz. Nesne özellikleri sekmesine gidiyorum. Viewport Display'e geldim. Display S'i buradan değiştireceğiz. Bound seçeneğini seçebiliriz. Şu an görüntü alanımızdaki görünümü değişti. Şimdi bu ışıklarımızı sabitleyelim, yaklaştıralım buralara. Bunun için görüntü alanımı tekrar burada 7'den görünüme geçiyorum. Burada da 3 yandan görünüme geçeyim. Yaklaşıyorum, seçtim. Daha önce seçemiyorduk. Görüntü alanındaki görünümünü değiştirince artık bunları rahat rahat seçebiliyoruz. Y diyorum. Şöyle yaklaştırıyorum pencereme. Bu şekildeyken bırakabilirim. Şunu seçtim. Bunu da değiştirmek istiyorum araya diye. Alan ışıklandırması. G ve Z diyerek zemine yaklaştırıyorum. Şöyle. G ve eskettiğim şuradan taşıyayım. G diyorum. Şöyle kapımın içine doğru yaklaştırıyorum. Ve bunun parlaklığını biraz azaltıyorum. Şöyle kapımın önüne gelecek olursam. Bu kapı biraz öne çıkarsa G ve Y diyerek hatta kapıyı geri çektiğimde bu sarı nokta öne geliyor. Şunu da G ve ışığı seçeyim. G diyeyim. Şöyle taşıyayım biraz. Ama bu kadar yeterlidir. Sıfırla yine kamerama gireyim. Boş bir yere tıklayayım. Görünümü göreyim. Eh, gayet güzel gözüküyor. Şimdi kapattığımda materyalleri daha net görebiliriz. Şimdi sahneme arka plan ekleyebilirim. Havada görmek istemiyorsanız. Bunun için Cursor'ımı öncelikle 3D merkeze çekeyim. Şu an en son ışığı eklediğimiz yerde Shift S diyorum. Cursor'da orijine git diyorum. 3D Cursor'ı merkeze çekiyorum böyle. Shift A diyorum. Ve plane'imi ekliyorum. Tabla edit moda geçiyorum. S ile büyütüyorum. Daha sonra şu kısımdan 2 ile kenar seçim modu. Extrude ediyorum. Z ekseninde. Escape diyeyim. Ctrl Z diyorum. Extrude işlemini geri alıyorum. Arka kısmı seçip Extrude diyorum. Z ekseninde. Daha sonra 3 ile 100 seçim modunda şu yüzü seçip S ve X diyerek X ekseninde uzatıyorum. Şu kenar şurada gözüküyor. Bunu tabii 2 ile kenar seçim modunda G deyip Y eksenine kilitleyerek uzatıyorum. Tabla obje moda geçiyorum. Yine seçiliyken G ve Z diyerek aşağıya indiriyorum biraz. Hatta 3 ile yandan görünüme geçeyim burada. G deyip Z ekseninde şöyle şuradan viewport'tan da bakayım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Tabla obje moda dönüyorum. Tabla obje moddayken yine nesnem seçiliyken modifier sekmesine geliyorum. Eğim modifier'ını veriyorum. Eğim değerini arttırıyorum. Şöyle şuradan da çok fazla gelmesin. Ve segment sayısını da arttırdığımda yeterli olur. Rotate diyorum. Z ekseninde de şöyle döndüreyim. Işığı kapatmasın. Şuradan volume değerini açayım. Volume değeri önemli. Burada emission'ların parlaklığı vermesi için ama çalıştı yani açmadan. Normalde açmadan çalışmaz. Diğer bölüme geçtiğimizde IV'de çalışıyor. Ama diğer bölüme Cycles bölümüne geçince çalışmıyor. Render almadan yapacağımız birkaç küçük ayar var tabi. Color Management'a gidelim. View Transparent bölümü filmik olarak seçili olması lazım. Ve bunu da yüksek kontrast değerine çekelim. Pozlamayı da 1'e çekelim. Bu ayarları da yaptıktan sonra IV'de artık Render Image diyerek render alabilirsiniz. Render işlemi çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Image Save As diyerek kaydedebilirsiniz. Save diyerek kaydedebilirsiniz. Projeyi kaydetmek için File Save veya Save As diyerek kaydedebilirsiniz. Ben Save diyorum ve kayıt işlemini yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer çalışmalarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.